Merhaba arkadaşlar, Sinem'in Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bana gelen bir mesajımın üzerine sizlere ütü nasıl yapılır diye göstereceğim. Gelen bir yorumumda ütü de yapmayı gösterir misiniz demişti bir arkadaşımız. Onun için ben de bugün bir gömlek videosu, arkasından da bir pantolon videosu çekmeye karar verdim. Arkadaşlar evinde bekar yaşayan arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar için gömlek nasıl ütülenir sizlere göstermek istiyorum. Gömlek nasıl ütülenir, ondan daha basit bir şey var mı diyen arkadaşlarımız da olacaktır. Ama bilmeyen arkadaşlarımız için ben göstermek istiyorum arkadaşlar. Ütü masamızı kurduk. Ütümüzü fişe taktık, ısıttık. Gömleğimizi aldık arkadaşlar. Şöyle bakın, yakasından ve şu alt kısmından tutup ütü masamıza geçiriyoruz arkadaşlar. Önce şöyle ön tarafını ütülemeye başlıyorum. Şöyle ütünüzün sıcak ve buharlı olmasına dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle. Hemen ütüledim. Zaten bu düz olan kısımlar çok kolay rahatlıkla ütüleniyor. Ütülenmeyen zor olan kısımlar kol kısımları arkadaşlar. Özellikle oralardaki püf noktalarını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Arka tarafını yine ütülüyorum arkadaşlar. Gömleğinizi ütü masanın üzerine serip sadece sıcak ütünüzü sürüyorsunuz. Ben hemen çabuk çekiyorum. Siz daha da üzerine sıkı sıkı bastırıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Videonun çok sıkıcı olmaması için, uzun tutmamak için arkadaşlar videomu hemen ütü sürüyorum. Yani buna böyle birkaç dakika şöyle üzerinde daha da fazla bekletirseniz ütünüz daha da muntazam olacaktır arkadaşlar. Şöyle evet gömleğimizi çevire çevire arkadaşlar ütülüyoruz. Pantolon videosu, perde nasıl beyazlatılır? Bundan sonraki videolarımda onları da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle düğme kısmına geldik şimdi. Düğme kısmından bakın şöyle aralarına ütümüzü böyle götürerek düğme kısımlarını ütülüyoruz arkadaşlar. Ceket ütülemede, ceket ütülemeyi hiç ben evde yapmıyorum zaten. Çünkü onlar için, ceket için aparatlar vardır arkadaşlar. Onun için kuru temizlemelerde yaptırıyorum. Böyle düğme kısmını tersten çeviriyorum. Bir de tersten yapıyorum arkadaşlar şöyle. Evet. Tersten de ütüledim. Şimdi yaka kısmına geliyorum arkadaşlar. Yaka kısmını şöyle çeviriyorum. Tamamen şuraya. Yaka kısmının hepsine ütü vuruyorum. Şuralara geçmeden arkadaşlar, şu çizgi bölgesinden aşağıya geçmeden şöyle ütümün ucuyla sıkı sıkı, bakın buraya daha da itina gösteriyorum yaparken. Biraz daha fazla bastırıyorum. İsterseniz içinden de ütüleyebilirsiniz ama parlayan kumaşlar olur. Bazı gömlekler, gömlek kumaşları parlıyor. Parladığı için ben sadece böyle arka tarafından ütülüyorum. Bu parlamayan bir kumaş. Bunu içinden de ütüleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle iç taraftan da ütüleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi kumaş parlak bir cinste ise onu sadece arka tarafından. Sonra bunu katlıyoruz arkadaşlar çizgi yerinden. Şimdi çizgi yerinden yavaş yavaş şeklini bozmadan, yakamızın şeklini bozmadan şöyle ütülüyoruz arkadaşlar. Zaten bunun arkasında düğmesi var. Düğmesini takıyoruz. Arkadaşlar şöyle tam böyle yakayı ortadan tutup kolunu şöyle tutup koyuyoruz. Ve kolunun burasında arkadaşlar şöyle bir çizgisi var. Göstereyim. Tam çizgi detayından arkadaşlar yaptığımız zaman, şöyle katladığımız zaman tamamen çizgi, şöyle omuz çizgisi tamamen düz çıkıyor, muntazam çıkıyor. Yeter ki bu alttaki çizgiye dikkat edin. Tam muntazam olarak şöyle katlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim. Bakın direkt böyle yaptığımız zaman bu çizgiyi ütü masasına doğru yapıştırıp böyle yaptığınız zaman ütü çizginiz, kol ütü çizginiz tamamen düz
çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, şurada bir ütü şey, dikiş çizgim var. Dikiş çizgisine dikkat ettiğiniz zaman tamamen düz çıkıyor arkadaşlar. Bunu bir de çevirip arka taraftan ütülüyoruz. Bakın şöyle. Evet. Gömlek biraz detaylı olduğu için sadece dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, şuralara da yine dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Ben diğer kolda tekrar göstereyim. Arkadaşlar bakın, şunu şöyle ortadan tuttuk yakamızı. Böyle ütü masamızın üzerine koyduk. Bakın dikiş çizgisini elimle düzelttim. Şöyle tam dikiş çizgisinin üzerine ütümü vurduğum zaman bakın şöyle, buradaki çizgi tamamen muntazam çıkıyor. Sadece buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Evet. Yine tersten ütülüyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki çizgiyi tamamen düz ütülediğim zaman üst ütü çizgimiz muntazam çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bakın, sıra şu üst kısmına geldi. Sırt kısmına. Arkadaşlar bunu da yine böyle ütü masamıza koyuyoruz şöyle. Şöyle ütümüzün ucuyla yavaş yavaş dikkatli, bakın dikkat ederek ütülüyoruz. Tabii ki ütümüzün kalitesi de çok önemli. Ütü kaliteli olduğu zaman, buharı güzel olduğu zaman çok da güzel çıkıyor. Evet arkadaşlar, bakın şöyle gördünüz mü, tam çizgisi muntazam olarak çıktı arkadaşlar. Kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videoları izlemek için bildirim tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Bildirim butonunu açınız. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalınız. Sağlıklı günlerde kalınız.